Türkiye'nin Kural 9.1 çerçevesinde Asın Hukuk Bürosu'ndan avukat arkadaşlarımızın yaptığı başvuru sonrası 26 Ağustos'ta bir cevap verme ihtiyacı hissetti ve cevabında açıkçası sorunuza da belirttiğiniz gibi hukuk mekanizmalarını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tutsakların durumu değerlendirmek üzere mekanizmalar oluşturduğunu ancak bu mekanizmalarda bazı istisnaların olduğunu vurgulamıştı tekrardan ki daha önceki cevaplarında da yine benzer daha doğrusu aynı cevapları vermişti. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil cevaplarında. Yani Türkiye'nin bu cevabı gerçekten Türkiye'de anayasal teminat altında olan eşitlik ilkesinin uygulanmadığının bir itirafı olarak değerlendirebiliriz tekrardan. Yani daha önceki cevaplarında da zaten buna benzer değerlendirmeler vardı ama bu son cevabında ısrarla bu vurguyu ön plana çıkartmıştı ve Türkiye'de hukuk mekanizmaları içerisinde bazı bireylere, bazı suç tiplerine istisna kurallar uyguladığını itiraf etti. Şimdi tabii şu durumu daha önce de defalarca değerlendirmiştik. Sayın Öcalan'ın şahsına dönük Türkiye'de özel uygulamaların olduğunu vurgulamıştık. Bu cevapta yine bir kere daha Türkiye'nin bu anlamda Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan'a farklı bir hukuk sistemi uyguladığını, bir kişiye özel hukuk sistemi uyguladığını, hatta hukuk mekanizmaları dışında tuttuğunu bir şekilde tekrardan itiraf etmiş oldum. Yani bu uygulamalar Türkiye'de dediğiniz sorunuza da belirttiğiniz gibi Türkiye'de ikili bir hukuk sisteminden aslında ziyade kendilerine özgü yönetim rejiminin dönemsel ihtiyaçlarına göre hukuku şekillendirmekle ilgili bir mesele. Yani Kürtler, Sayın Öcalan şahsında bütün Kürtlere aslında, Kürt tutsaklara bu anlamda ciddi bir ayrımcılık ihlalini anlamına da gelen bir hukuk sistemi uygulaması söz konusu. Bu anlamda defalarca yaptığımız başvurularda ya da yürüttüğümüz dosyalarda takip ettiğimiz benzer dosyalarda bu durumu mümkün mertebe uluslararası mekanizmalar neticesinde dile getirmeye çalıştık ve gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Yani bu infaz yasasından tutun, işte terörle mücadele kanunu dedikleri TMK, işte yine Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 220, 314 ve 302 gibi düzenlemelerde söz konusu politik mücadele yürüten ya da işte bu anlamda siyasi parti faaliyeti yürüten ya da işte ülkenin, devletin, sistemin baskılarına karşı herhangi bir şekilde sesini yükselten kitlelere, Kürtlere devletin yaklaşımının çok farklı olduğunu mahkeme sonuçlarında yazılan kararlarda da çok net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Şimdi bu anlamda ikili hukuk sistemi dediğimiz olgu özellikle 95'ten sonra çıkartılan tartışılan terörle mücadele kanunu kapsamında aslında 2005'te yine ceza kanununda yapılan değişiklikle birlikte uygulamada da daha derinleştirilmiş bir hale getirildi. Şimdi 2005'teki değişikliğe baktığımızda aslında 1999'da Sayın Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesiyle ve yargılanmaya başlanmasıyla birlikte aslında yapılan düzenlemelerdir. Yani idam yasasını değiştirerek, idam cezasını kaldırarak aslında Avrupa Birliği standartlarına ya da evrensel hukuk ilkelerine uygun bir ceza yargılama sistemi ya da işte ceza hukuku oluşturma çabası aslında beraberinde şeyi de getirdi. Yani ikili uygulamaları da Türkiye hukukuna derz etme durumunu da beraberinde getirdi. Bu anlamda bu uygulamaların ya da bu düzenlemelerin Sayın Öcalan'ın şahsında Türkiye'de hukukun, yani daha doğrusu kanunların şekillendirilmesinin söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ikili hukuk uygulamaları aslında Türkiye'de dediğim gibi Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra daha da derinleştirilerek hem pratik hem de çıkartılan kanunlarda çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Yani istisna dedikleri, evet, dediğimiz gibi aslında Öcalan'a özgü yasalar. Yani Öcalan'ın şahsında bahsettiğimiz gibi
Türkiye infaz yasası, yani ceza infaz yasasının, yine teori mücadele kanunun, ceza kanunun, ceza mahkemeleri kanunun şekillendirilmesiyle alakalı bir mesele. Bunlar bilindiği üzere adada 99'dan bu yana bir kısım fiili uygulamalar söz konusuydu. İşte aile görüşlerinden tutun avukat görüşlerine kadar. Ya da işte diyelim ki telefon hakkından, mektuplaşma hakkına, kitapların alınmasından temel ihtiyaçların teminine kadar birçok farklı fiili uygulama söz konusuydu. Bunlar yasalarda işlenmiş ya da yasalarda altyapısı olan uygulamalar değildi. Örneğin bir hava muhalefeti, bir koster bozuk söylemleri avukatların gidişlerinin ya da ailelerin gidişlerinin önüne konulan temel engellerden birkaçıydı. Ancak zaman içerisinde bu anlamda avukatların yapmış olduğu başvurular, yine Spiti'nin gelip raporlarında bu uygulamaların hukuksuzluğuna vurgu yapması ve yine Spiti'nin tavsiye kararlarında, aslında tavsiye raporlarında sunmuş olduğu tavsiyelerde Türk Devleti'nin aslında bazı düzenlemeler yapma ihtiyacı hissettiğini ortaya sermişti ya da görülmüştü. İhlal kararları, işte İmralı'daki uygulamaların işkence uygulamalarına varır, uygulamalar olduğunu, hukuka aykırı olduğunun tespitleri aslında Türkiye'de belli yasal düzenlemeler yapılmasını, altyapı oluşturulması için zorunluluk doğurmuştu. Bu anlamda özellikle 2015'ten sonra kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte aslında birçok uygulama, yani fiili uygulama Türkiye'de yasalara işlenmeye başlandı ve yasal hale getirilmeye başlandı. Ancak burada bu ihtiyacın nereden doğduğu dediğim gibi önemli ve bu ihtiyaç işte Sayın Öcalan bunlardan faydalanmasın diye, yani düzenlemelerden ya da işte iyileştirmelerden ya da işte Avrupa Birliği ya da evrensel hukuk standartlarına getirilmeye çalışılan hukuki metinler, nasıl Öcalan'ı bunların dışına bırakırız tartışmalarını başlattı sistem içerisinde ve sistem de yaptığı her düzenlemede istisna diyerek aslında burada bu istisna Öcalan'ı nasıl bunun dışında bırakırız kaygıları bu şekliyle hukukta ikili bir şeye gitti. Yani ve aslında bu uygulamalar, bu tartışmalar, bu pratikler Türkiye'de Öcalan düzenlemeleri diye hukuka derz edilmiş düzenlemelerdir. Yani Öcalan'a özgü düzenlemelerdir. İşte 2014'te AİHM'in vermiş olduğu umut hakkı kapsamına vermiş olduğu ihlal ya da işte yeniden yargılama üzerine vermiş olduğu kararlarda öyle bir düzenleme yaptılar ki işte Sayın Öcalan'ın AİHM'in önünde bekleyen dosyaları ya da işte Sayın Öcalan'ın tekrardan yargılanmasının, yeniden yargılanmasının önünü kapatmak üzere belli süre sınırlamaları getirerek işte Öcalan'ı şeyin dışında bıraktılar. Bu ihlal kararlarının verildiği ve yapılan düzenlemelerin dışında bıraktılar. İşte bu haliyle aslında buna benzer birçok örnekle Türkiye kendi yasal düzenlemelerini Öcalan şahsında düzenleyerek aslında bu anlamda sözünü ettiğimiz uygulamayı hayata geçirmiş oldu. Şimdi tecrit meselesi aslında şu anda hapishanelerde en büyük ihlal olarak ya da en büyük mesele olarak yansıyor kamuoyuna, bizlere. Bu anlamda tecrit 1999'a İmralı Adası'nın insansızlaştırılarak, işte İmralı T tipi yüksek güvenlikli cezaevinin tamamıyla boşaltılarak sadece bir kişinin içinde kalabileceği bir düzenlemeye ya da bir duruma dönüştürülmesi ile beraber aslında izolasyon tecrit Türkiye gündeminde de yer edinmeye başladı. Şimdi ondan sonra avukat gidiş gelişlerinin kontrol altında tutulması, izne tabi bırakılması, görüşmelerde devlet görevlisinin bulundurulması, sonraki aşamalarda işte kalem, kağıt gibi, dosya gibi envanterin avukatların cezaevine götürememesi, yasaklanması, sonraki aşamalarda ses kaydının alınmaya başlanması vesaire gibi temasların engellenmesi gibi birçok uygulama aslında İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan şahsında Türkiye'de fiili olarak uygulamaya geçildi. Yani kanunun hiçbir altyapısı yokken hayata geçirildi. Bunlar zaman içerisinde aslında
beraberinde diğer hapishaneleri de etkileyebilecek şekilde devletin dönem ihtiyaçlarına göre, dönemsel politikalarına göre zindanlara bakış açısı, yani hapishanelere bakış açısına göre İmralı'dan tüm cezaevlerine, Türkiye'deki, Kürdistan'daki bütün cezaevlerine, hapishanelere bir şekilde bunlar da yayılmaya başlandı. Yani tekli odaların oluşturulmasından tutun, işte F tiplerinde 3 kişi dışında birbirleriyle görüşmeme, işte ortak alan spor, hobi faaliyetlerinin kısıtlanması, bununla beraber yine avukat görüş yasaklarının ya da görüntülü ses, sesli avukat görüşlerinin kayda alınması, yine personel bulundurma, yani gardiyanların, avukatların görüşü esnasında personel bulundurma, bunların hepsi bugüne kadar zaman içerisinde özellikle 2015'ten sonra artarak bir şekilde bugüne kadar getirildi. Yani aslında 99'dan 2022'ye 23 yıllık bir süre zarfında oradaki fiili uygulamalar zaman içerisinde Türkiye'de yasal düzenlemeler haline getirilerek pratik hayata bütün hapishanelere yayılacak şekilde yansımaya başladı. Yani bu anlamda tabii ki İmralı bir prototip olarak değerlendirilerek bütün mahpusların nasıl bir şekilde tecrit edileceği, bir şekilde toplumdan izole edileceği, bir şekilde ceza içerisinde ceza verileceği yöntem arayışları sonucunda bunların hepsi aslında uygulamada hayat bulmuş oldu. Yani burada devletin kanun hükmündeki kararnamelerle, yani hükümetin kanun hükmündeki kararnamelerle bir dönem ve hala hatta bu uygulama devam ediyor. Yani OHAL sürecinin dışında bu hala devam ediyor. Kanun hükmündeki kararnamelerle ülkeyi yönettiği, işte toplumu şekillendirdiği, yasaları şekillendirdiği, iğneden ipliğe her şeye ilişkin bir kanun hükmünde kararname çıkartarak bir şekilde sosyal hayatı da dizayn etmeye çalıştığı bir sistem içerisinde maalesef ki infaz yasasının yine pandemi sürecinde hayata geçirilmesi ve orada daha önce olmayan işte uygulamaların modern, yani şeyi yasayı kriterlere uygun hale getirme çabası olarak değerlendirdikleri, ancak tamamıyla aleyhe düzenlemelerle eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde hapishanedeki tutulanların hayatlarını olumsuz etkileyecek, koşullarını olumsuz etkileyecek bir duruma getirdi. Bu da İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan fiili rejimin yansıması olarak önümüze çıkıyor. Yani Türkiye maalesef ki dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararlarını aslında son dönemde belki işte Demirtaş kararı, Kavala kararı, çok yoğun bir şekilde kamuoyunun gündemine geldi. Ancak bu anlamda işte 2014'te, 2015'te, 2016'da vermiş olduğu kararlar vardı. Bunlar işte ikisi Sayın Öcalan şahsında vermiş olduğu ihlal kararları. Yine yeniden yargılamalarla birlikte demin de bahsettik. İşte Türkiye ahim karar verdikten sonra Türkiye iç düzenlemeler yaparak belli tarihe kadar indirgeyerek Sayın Öcalan'ı bu uygulamaların dışında tutması, sonrasında işte 2014'te Umut Hakkı olarak kamuoyunda bilinen 3. maddeden ihlal verdi. Ömür boyu hapsin 3. maddeye aykırı olduğunu vurguladı. Sonrasında işte Gurban, Kaytan ve Boltan kararlarında bunları tekrarladı. İşte gel günümüze de Demirtaş, Kavala ve yine buna benzer aslında 10 başlıkta 625 ahimin kararı var uygulanmayan. Bakanlar Komitesi de bunları takip etmekle mükellef olan, bu kararların icrasının yani icrasının yapılıp yapılmadığını takip etmekle görevli olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bu konuda Türkiye'ye ilişkin çok ciddi adımlar atmaması aslında tartışılması gereken unsurlardan biri. Şimdi Türkiye dediğim gibi yani bazı uygulamalar birey şahsında yapıldığında, yani Sayın Öcalan şahsında yapıldığında Türkiye kamuoyunun, hukukçularının ya da işte diyelim ki demokratlarının bir şekilde ses çıkartmamış olması aslında diğer uygulamalarının da önünü açmış oluyor. Yani
Sayın Öcalan'a yapıldı. İşte Sayın Öcalan'ın kimliği belli, şahsiyeti belli, kim olduğu belli. İnsanların işte bundan kaynaklı, kimliğinden kaynaklı, şahsından kaynaklı bu uygulamaya maruz kalanın Sayın Öcalan olmasından kaynaklı ses etmemesi beraberinde bugün Türkiye'nin AİHM kararlarını tanımamasını getirdi. Yani daha fazla bir şekilde Türkiye bugün rahat bir şekilde çıkıyor. İşte nasıl olsa ses yok, nasıl olsa buna ilişkin bir mücadele alanı yok. Nasılsa buna ilişkin sesini çıkartan işte bir Avrupa Konseyi ya da işte diyelim ki Birleşmiş Milletler ya da diyelim ki Avrupa Birliği gibi bir kaygısı yok. Bu anlamda iç kamuoyundaki sessizlikle beraber Türkiye hükümeti yani AKP hükümeti kararlarını uygulamamasına ciddi bir cesaret kazandı ve bugün farklı farklı başlıklarda farklı insanlara karşı da birçok hukuksuzluk, AİHM kararını tanımama, hatta AİHM'i geçtim, işte iç hukuk mekanizmalarının vermiş olduğu kararları tanımama gibi bir süreci beraberinde getirdi. Bu anlamda işte CPT gibi ya da Avrupa Konseyi gibi Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi kurumların aslında sessizliği tamamıyla dönemsel hükümetlerin politik çıkarları çerçevesindedir. Yani bu anlamda biz onları hükümetlerin ya da AİHM'in işte geldiği nokta itibariyle bazı noktalarda hala 7 yıldır bekleyen, 6 yıldır bekleyen, 3 yıldır bekleyen dosyaları karara bağlamamış olması tamamıyla dönemsel olarak siyasi konjonktürün yaratmış olduğu atmosferle ilgilidir. Yani bağımsız sayılması mümkün değildir. Yani bunların birbirinden bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil. Yani gerçekçi de olmaz. Çünkü devletlerden teşekkür eden yapıların birbirlerini her ne kadar işte hukuk, demokrasi söylemleri, özgürlükler söylemleri ön planda olsa da iş bir yerde kendi çıkarlarına da dayandığında maalesef ki üç maymunu oynama noktasında çok maharetli olduklarını birçok uygulamada gördük. Bu anlamda işte 2014'te verilen ihlal kararından bu yana yapılan başvurular sonucunda işte hala bu uygulamaların Türkiye'de devam ettiğini gözler önüne serilmiş olmasına rağmen maalesef bu mekanizmalar hala gerekli adımları gerçekten demokrasi, özgürlük ve hukuk vurgularını yapmış olmalarına rağmen ciddi adımlar atmıyorlar ya da kendi çıkarlarını zedeleyecek herhangi bir pratiğin içerisine girmek istemiyorlar. Yani biz geçen yıl yaptığımız başvuruda aslında beklenmedik bir şekilde başvuru yapar yapmaz ilk toplantı gündemlerine Öcalan 2 ve Gurban grubunun başvurusunu Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hemen gündeme aldı. Ve bu aslında bizler açısından bir yani adım atılacağını ya da işte mekanizmanın ya da sürecin prosedürün başlatılacağına dair bir umut vermişti ve ihlal yani değerlendirmesine konsey değerlendirmesine de aslında umut vadeden değerlendirmeler söz konusuydu. Ancak Türkiye'ye işte bir yıllık bir süre tanıdı ve bu süre işte içinde bulunduğumuz Eylül ayı içindeyiz. Bu sürenin sonuna gelmiş olduk. Şimdi Türkiye'nin bugüne kadar aslında bu anlamda herhangi bir yol haritası sunmadığını belirtmek isteriz. En son işte başta belirttiğimiz büronun yani aslında hukuk bürosunun yapmış olduğu başvuruya bir kısa cevap vermişlerdi ve orada da önceki cevaplarını tekrarla birlikte işte mekanizmalar oluşturulmuş ancak işte istisna uygulamaların söz konusu olduğunu söylemişti. Ancak bizim başvurumuza ilişkin işte konseyin kararından sonra Türkiye'den bir yıllık süre zarfı içerisinde herhangi bir şekilde bir yol haritası hala sunulmuş değil. Biz de önümüzdeki günler içerisinde birlikte başvuru yaptığımız kurumlarla birlikte bir değerlendirme yapıp tekrardan bu süreci konseyin önüne sunacağız. Yani bu anlamda bir yıllık süre zarfı içerisinde Türkiye'nin herhangi bir adım atmamış olması ya da bir yol haritası sunmamış olması belli prosedürlerin aslında Avrupa Konseyi tarafından işletilmesini
gerektiriyor ya da böyle bir beklenti içerisindeyiz. Ancak nasıl refleks vereceğini ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz. Yani biz bu konuda dediğim gibi kısa bir süre içerisinde birleşen olduğumuz o platforma birlikte bir değerlendirme yapıp tekrardan süreci konseyin önüne taşıyacağız. Yani Türkiye'de herhangi bir adımın atılmadığına dair. Ya aslında bu konuda Türkiye'ye uygulamalar ya da yaptırımlar konusunda konseyin aldığı kararlar daha çok ülkelerin uluslararası anlamdaki işte prestijlerini ya da konsey içerisindeki oy haklarına dönük ya da işte konsey içerisindeki durumlarını değerlendirir pozisyonda olan aslında çok böyle aktif sonuç alıcı pratikler ya da işte uygulamalardan bahsetmek belki mümkün değil ama uluslararası anlamda kendi prestijini ve demokrasisinin ilerlemesine ya da demokrasinin özgürlüklerinin ilerlemesine dair alınan kararlar ya da yaptırım kararları aslında anlamlı, önemli sonuçlardır. Ama Türkiye gibi ülkelerde maalesef işte birey özgürlüğü, toplum özgürlüğü, demokrasi, hukuk, insan hakları çok böyle önemsenen ya da ön planda tutulan değerler olmadığı için alınan kararlar ve yaptırımlar da maalesef ki sonuç alıcı olmuyor. Yani işte Kavala kararında gördüğümüz gibi konsey bazı yaptırım kararları aldı. Ancak bu yaptırım kararlarına ilişkin Türkiye'de herhangi bir geri dönüşüm ya da geri dönüş olmamış olmasına rağmen bir sessizlik söz konusu oldu. Yani bu biraz bizi aslında Avrupa Konseyi'nin alacağı kararlar anlamında çok böyle beklenti içerisine sokmuyor. Ancak şunu biliyoruz ki alacağı her kararın da yine toplumsal olarak uluslararası anlamda bir anlamı söz konusudur. Yani hani ne önemsizdir diyebiliyoruz buna ki demek yanlış olur. Ancak çok sonuç alıcı olacağını da bu anlamda beklemekte farklı bir yanılgılı bekleyiş olur. Ancak dediğim gibi mekanizmalar içerisinde işte bir konsey içerisinde Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapabilir. İşte yine oy hakkına yönelik Türkiye'nin sınırlama getirilebilir, oy hakkını elinden alınabilir ve buna benzer işte farklı farklı yaptırımlar aslında konseyin gündeminde olabilir. Yani bizim CPT'ye son bir yıllık süre zarfı içerisinde başvurularımız oldu. Yani bu anlamda yani açıkçası özellikle İmralı'daki tecrit durumuna ilişkin yaptığımız çalışmalar sonrasında her çalışmamızdan sonra bir şekilde CPT'ye bunun sonucunu da gönderiyoruz ki kendi 2020 yılında işte en son yayınlanan raporunda bahsetmiş olduğu ihlallerin hala devam ettiğini ve bu anlamda belli bir periyotla ziyaretler gerçekleştirmesi gerektiğini işte Türkiye'den en son yayınladığı raporda Türkiye'den aylık rapor istemiş olmasına rağmen bunların denetlenip denetlenmediği, gidip gitmediğini konusunda aslında şey istiyoruz. Yani başvuru yapıyoruz. Ancak dediğim gibi demin bahsetmiştim CPT devletlerin temsilcilerinden teşekkür eden bir kurum. Yani Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi olarak geçse de maalesef ki çıkarları çerçevesinde, devletlerin çıkarları çerçevesinde hala hareket eden, işte bu tecrit sisteminde rolü misyonu olan bir kurum, meşrulaştırmak için zaman zaman çaba içerisinde olan, zaman zaman işte Türkiye'deki uygulamaların hukuk dışılığı ya da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu olduğunda ihlal olabilecek konularda Türkiye'den düzenlemeler yapmasını tavsiye eden bir kurum. Bu anlamda hani bu iki yüzlü politikaları maalesef ki hala ciddi anlamda adım atmamalarının önünde temel engel. Yani başvurularımız dediğim gibi oldu. Bundan sonra da aslında başvurularımız olacak. Yani biz bir şekilde CPT'nin harekete geçip özellikle tecride ilişkin yayınlamış olduğu raporda bahsettiği ihlallerin giderilip giderilmediğini denetlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de olabildiğince onların bu sessizliği ya da samimiyetsiz tutumlarını gözler önüne sermek için olsa bile bu başvurularımızı biz yapacağız, yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yine aynı zamanda Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinde yaşanan
ihlaller, işkenceler, ölümler bir şekilde raporlarımızla uluslararası kurumları aslında bunlara, bu noktalara dikkat çekilmek, çekmek istediğimiz için gönderiyoruz. Yani bu anlamda daha hassas yaklaşmalarını bekliyoruz aslında. Ancak maalesef ki bir şekilde sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Yani af örgütü gibi bir kurum ya da işte diyelim ki buna benzer uluslararası kuruluşlar. Biz daha yani bundan birkaç ay önce aslında Türkiye'de hapishanelerinde yaşanan bütün süreçleri göndermiştik birçok kuruma. Yani neredeyse işte artık birey bazında bile mail atmıştık ki buralara bir dikkat çekmek, biraz gündemleştirmek adına. Ama bu anlamda çok ciddi adımların atıldığını söylemek yani görünmediği için mümkün değil. Maalesef ciddi adımlar atılmadı. Spiti'ye'de biz deklarasyon biliyorsunuz görüşmelerin gerçekleştirilmemesine ilişkin işte bu son bir yıllık süreç içerisinde gerçekten önemli birkaç çalışmaya imza attık ÖHD öncülüğünde hukukçularla birlikte. Biz bunların sonuçlarını da SPT'ye göndermiştik. Ancak SPT'den maalesef bu anlamda şimdiye kadar herhangi bir geri dönüş söz konusu olmadı. Yani biz aslında şunun farkındayız. Yani bahsettiğimiz bütün başlıklarda ciddi bir mücadeleyle, toplumsal muhalefetle, ciddi bir kolektif birliktelikle bazı sonuçların değişebileceğine inancındayız. Ancak bu anlamda kurum olarak hukuki süreçleri işletmek ve bunların sonuçlandırılması için takibini yapmak, yine kayıtlar oluşturmak bizim için önemli. Yani biz Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu atmosferde hukukun askıya alındığı, kişi özgürlüğünün askıya alındığı bir atmosferde işte yargı bağımsızlığının maalesef ki yerinde herhangi bir şeyin kalmamış olması, yani yargı bağımsızlığından bahsedemediğimiz bir süreçte hukuk mücadelesinin ne kadar anlam kazandığının farkındayız ve bu bilinçle hukuki mücadeleye bu süreçleri olabildiğince yargısal mekanizmaların önüne taşımaya, uluslararası kamuoyunun ve kurumlarının gündemine taşımaya özen gösteriyoruz. Yani bu atmosfer içerisinde mücadelenin daha anlamlı ve daha büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda da birlikte kolektif bütün hukuk kurumları ve hak kurumlarıyla birlikte bu mücadelenin büyütülmesi gerektiği inancındayız. Vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinde bütün kurumları, bütün hak kurumlarını, hukuk kurumlarını yanımızda görmek isteriz. Birlikte bu mücadeleyi büyütmek isteriz. Bu anlamda da zaman zaman iç diplomaside görüşmelerimiz, tartışmalarımız söz konusu. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde bunları değiştirebilecek birlikte programlarla, adımlarla bunları değiştirebilecek ve Türkiye'de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının tekrardan tesis edileceğini bekliyoruz, umut ediyoruz.